Barış görüşmelerinin merkezi Oslo'da 1993 yılında başlayan İsrail-Filistin görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışması nedeniyle 28 Eylül 2000 yılında başladı ikinci intifada. 12 yıl önce bugün Filistinliler İsrail'e karşı baş kaldırdı. Fakat bu da sonuca ulaşmadı. Ne İsrail'in tavrı değişti ne de bölgedeki çatışmalar azaldı. Bu süreci toplumsal hafıza bölümünde Serdar Korucu'nun kaleminden izliyoruz. Askerlerin ateşinden oğlunu korumaya çalışan Filistinli bu babanın görüntüsü intifadanın sembolü oldu. Tüm dünya böylece İsrail'in Filistin üzerindeki orantısız gücüne şahitlik etti. Ancak bu durum ne çözüm getirecekti bölgeye ne de uluslararası bir müdahale. Now the efforts of all who have labored before us bring us to this moment. A moment when we dare to pledge what for so long seemed difficult even to imagine, that the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people, and there will be more security and more hope for all. Orta Doğu sorununda en kritik virajlardan biriydi Oslo Anlaşması. 1993 yılında İsrail ile Filistinliler ilk kez bir araya geldi. Yan yana gelmesi imkansız gibi görünen iki lider el sıkıştı Washington'da. Bu anlaşmayla İsrail yönetimi Filistin'in statüsünü tanıyordu. We are today giving peace a chance and saying to you and saying again to you, enough. Böylece Filistinlilere gelecekte geniş ölçüde özerkliğin, hatta belki de bağımsızlığın yolu açılıyordu. Ama olmadı. İki tarafında uçları mutsuzdu çözüme yaklaşılmasından. Bu süreçte Yasser Arafat'la masaya oturan Isaac Rabin suikaste uğrayacaktı. Yedi yıl sonra bir kez daha Amerikan Başkanı Bill Clinton aracı oldu. İki tarafı Camp David'te bir araya getirdi. Ancak bu görüşmeden de anlaşma çıkmayacaktı. Ne de olsa radikal kesimlerin kılıcı liderlerin enselerindeydi. İntifadanın başlamasının nedeni bölgenin neredeyse kaderi haline gelen çözümsüzlüktü. Fakat fitili ateşleyen bir başka olay olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirvenin hüsranla sonuçlanmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmişti. Bölge gergindi. Bu çözümsüzlük ortamında İsrail'den tepkiyle karşılanacak bir adım geldi. Muhalefet Partisi Likud'un lideri, İsrail'in gelecekteki başbakanı Ariel Sharon, Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışıyordu. I came here with a message of peace. I believe that we can live together with the Palestinians. I came here to the holiest place of the Jewish people. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaptığı bu girişim, Filistinliler için bardağı taşıran son damla olacaktı. (Gülüyor)
sokak çatışmaları bu süreçte zirveye ulaştı. Filistinli militanlar sınırın ardına attıkları füzelerle sivil ölümlere neden olacak, İsrail ise kendisine yönelen saldırılara misliyle karşılık verecekti. Yani bölge adeta kan gölüne dönüyordu. Çeşitli çözüm önerileri o günden bugüne masaya geldiği gibi sümen altı edildi. Hiçbirinden net bir karar çıkmadı. Bugünkü tabloda da bölgede artık çözümsüzlük çözüm gibi görülüyor. Yıllar geçse de, siyasetin aktörleri değişse de, acıyı sırtlayanlar sınırın iki yanında da siviller olmaya devam ediyor.